Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Kasım 2023. Doğru söyledim mi? 29 Kasım. Evet. 29 Kasım 2023 Çarşamba. Origami oturumlarının ilkinde beraberiz. Yıllardır, yani en azından birkaç yıldır uzaktan origami yapabilir miyiz üzerine düşünüyorduk. Bu sene fırsatımız oldu, kısmet oldu diyelim. Umalım ki bir şeyler yapabileceğiz. Baksana. Birkaç yıldır düşünüyorduk origami yapmayı, eğitimi açmayı. Bu sene kısmet oldu. Tabii ki her bir işte disiplinden bir şeyden bahsederken kısaca ne olduğunu da anlatmak lazım doğrudan katlamaya başlamadan önce. Gerçi burada bizim Engels eğitimin Japonca öğretmenlerinden Eylem Yurtsever buradayken Japonca'dan alınan bir kelimeyi burada tercüme etmek ne kadar haddimedir bilemeyeceğim ama origami Japonca orimas katlamak ve kam kağıt kelimelerinden meydana gelen bir kağıt katlama anlamına gelen bir kelime. Aslında kağıdı Çinliler buluyor ve onu katlamayı da Çinliler buluyor. Ama Japonlar yaygınlaşmasına ve modellerin artmasına çok katkıda bulundukları için şu anda origami bir Japon sanatı olarak tanınıyor. Ve şu anda Japonların başlattığından çok daha ileri de gitmiş durumda. Gerçi bunlara Japonların da ciddi katkıları var bugün ama ilk başta işte kare kağıtlardan katlayarak tek bir kağıttan katlaya katlaya çeşitli figürler, en çok da hayvan figürleri ve çok gerçeğe yakın figürler yapılabiliyor. Çok uç, nasıl uç demeyeyim, gerçekçi figürler yapılabiliyor. Tabii ki biz burada o kadar gerçekçi figürleri öğrenemeyeceğiz. Daha 101 seviyesinde olacak. Zaten ben de o kadar gerçekçi figürleri yapmayı bilmiyorum. Origami'nin erişilemezliği yüzünden. Daha çok kare kağıtlardan hayvan figürleri, çeşitli süsleme figürleri üretmekle başlıyor. Bu sonrasında da modüler origami diye, parçalı origami diye pek çok birbirinin aynı ve basit, genellikle basit parçaları yapboz gibi bir araya getirerek, puzzle parçaları gibi bir araya getirerek çok daha büyük origami modelleri ortaya konan bir türü de var. Ve şu anda işte kendim öyle modeller görmedim ve katlamayı bilmiyorum ama her şekildeki kağıttan, yuvarlak, üçgen vesaire kağıtlardan da origami modelleri yapılabildiğini biliyorum. Katlama kısmını konuşacağız ama biraz öncelikle kağıtlardan söz etmek isterim. Çünkü origami yapmaya başladığınız zaman tabii ki her kağıtla, yani üzeri yazılı yazısız, işte sıfırdan origami için kullanılacak ya da daha önceden kullanılmış ve atılacak herhangi bir kağıt olabilir. Kalın kağıt, ince kağıt olabilir, renkli olabilir, beyaz olabilir, hiç fark etmez. Karton olabilir, işte kuşe olabilir, hiç fark etmez yani. Ya da kraft kağıdı olabilir. Herhangi bir kağıtla origami yapabiliyoruz ama bazı kağıtlar bizimle ya da kağıt ölçüleri bizim yapacağımız figüre çok daha uygun kağıtlar olabiliyor ya da ne yapacağımıza göre kağıt seçme şansımız olabilir. O yüzden biraz kağıtlardan söz etmek istiyorum. Öncelikle boyutlarından söz etmek istiyorum. Kağıt boyutu deyince aklınıza gelen hiçbir kavram var mı? Mesela A4 kağıt dediğimizde A4, A3. A4, A3. A5, bunları biliyoruz galiba. Ya tanıyoruz en azından. A4 kağıdın ne olduğunu biliyor musunuz? Yani neyi kastettiğini biliyor musunuz A4 kağıt dendiğinde? Sanırım 1'e 2 uzunluğunda dikdörtgen kağıt. Yani boyut olarak şey yapamıyorum ama kaç santim olduğunu söyleyemesem de. Bir kısa kenarı uzun kenarının iki Yarısı. arası. Anladım.
değil. Yani ama en azından dikdörtgen bir şey ki tarif ettiğini anladım. Şey uzunluğu öyle değil. A4'ler bizim fotokopi kağıtları ya, her gün elimize geçen. Evet, onlar. Evet. A4 kağıdı kısa kenarı 21, uzun kenarı 29,7 santim olan kağıda verilen ad aslında. Herhangi bir şeyden kalınlıkta herhangi bir tür kağıt olup olmadığından bağımsız A4 bir boyutu ifade ediyor. İşte 21 santime 29,7 santim uzunluğundaki ölçülerindeki dikdörtgen kağıdı ifade ediyor. Ve işte A4, A5, A3, A2, A1, A0 filan diyoruz. Bunları duymamış olabilirsiniz. A0, 1, 2, 3, 2'yi duymamış olabilirsiniz. Sayı büyüdükçe kağıt büyüklüğü küçülüyor. Ve ne şekilde küçülüyor? Kağıdın kısa kenarı, iki kısa kenarı yan yana getiriyorsunuz. Bir büyük kağıdın uzun kenarını oluşturuyor. Yani şöyle söyleyeyim. A4 kağıt 29,7'ye 21 santim demiştik. A3 kağıt 42 santime 29,7. Yani şeyin A4'ün uzun kenarı artık A3'ün kısa kenarı haline geldi. Ve A3'ün uzun kenarı da A4 kağıdın kısa kenarının iki katı haline geldi. Bu şekilde büyüyor ve küçülüyor. A5 de bu durumda 29,7'nin yarısı kadar uzunluktaki olan 14,8 buçuk milimetre. Yani bunları bilmemizin ne anlamı var? Bir anlamı yok aslında ama neyi kastettiğimizi bilmek için söylüyorum. İşte kısa kenarı 14,8 buçuk milimetre santimetre ve uzun kenarı da 21 santim olan bir kağıdı ifade ediyor. Başka boyutlar da var bu arada. B4 kağıt mesela 25'e 35 uzunluğunda bu da. Ya da mesela şeyi biliyorsunuzdur. Fon kağıdı aldığımız zaman 35'e 50, 50'ye 70, 70'e 1 boyutlarında olur bunlar da. Bunları özellikle niye söylüyorum? Örneğin bir kağıt aldınız ve keseceksiniz. Belli ölçülerde keseceksiniz. İstiyorsunuz ki işte atıyorum 5'e 10 santim uzunluğunda olsun kağıdım. Aldığınız kağıdın ne kadarını kullanabileceğinizi, kaça bölerseniz kaç santim elde edebileceğinizi cetvelsiz olarak da bilebilmeye yarayabilir. Ben bu bilgiyi kağıt kestirirken kırtasiyelerde kullanıyorum mesela. Kırtasiyeye gidip kestiriyorum. İşte 5'e 50 boyutunda bir kağıt kestiriyorum mesela 5 santim, 50 santim. Böyle aldığımda işte 35'e 50'lik bir kağıt aldığımda işte ondan 7 tane şey çıkarabileceğimi biliyorum bu durumda. Parça çıkarabileceğimi biliyorum falan. Bu işlere yarıyor. Bir de kağıtla ilgili mesela Eylem sormuştu bana. Bende Braille kağıtlardan var. Bunlar da olur mu demişti. Kağıtla ilgili bir şey de gramaj, ağırlık. Metrekare başına 1 metrekarelik o aynı kağıdın 1 metrekaresinin ağırlığını ifade ediyor. Mesela bizim kullandığımız A4 kağıtları standart olarak 80 gram kağıtlar. Yani bunların 1 metrekaresi 80 gram ağırlığında oluyor. Tabii bizim elimizdeki 1 metrekarenin çok daha küçük bir parçası. Ve kalınlığı arttıkça gramajı artmış oluyor. Braille kağıtların ağırlığı 160 gram ağırlığında filan sanırım. Dolayısıyla daha kalın, daha sert ve kontrolü daha kolay olabilir. Ama katladığımız zaman da bir iz yaptığımız zaman da o izin kaybolma olasılığı da daha düşük. Dolayısıyla yanlış katlamamayı daha çok isteyeceğimiz bir kağıt olabilir şey. Ama Tükenmez kalem gibi değil mi? Yani silmek zor ama. evet. Ya da termoson kağıtlar gibi Braille için plastik kağıtlar gibi. Ama şey. Bir yandan da kontrolü daha kolay olduğu için zor şey yanlış katlama olasılığımız da daha düşmüş de oluyor tabii. Kağıtlara ilişkin söyleyeceğim başka bir şey var mı? İşte hani pek çok mesela bizim Braille kağıtlara Bristol kağıt falan diyenler oluyor. Bu doğru değil. Bizim kağıtlar normal şey aslında hep fotokopide kullandığımız o kağıtların 160 gram ağırlığında olan hali.
Bristol çünkü bir yüzeyi tamamen parlak. Bu kitap kapağı gibi düşündüğümüz o karton kapaklı kitaplar var ya. Yani hep her zaman elimize gelen kitapların kapağı aslında Bristol kağıt onlar. Daha çok katlamaya çok izin vermiyor bunlar. Aslında keşke olsa kırılıyor ve katladığımız kat izleri böyle köşeli, kırılmış, bozulmuş filan gibi bir şey bırakıyor. Hissiyat bırakıyor. Çok böyle güzel katlanabilen bir Bristol görmedim. Böyle origami her türlü kağıtla yine de yapılabilir. Muhtemelen Bristol'e de şey, daha kaliteli ya da daha farklı Bristol'lerle de katlanabiliyordur muhtemelen. Şimdi bu her kağıtla katlanabilir deyip demeden hemen önce Bristol'ler katlanmıyor deyince bir rahatsız hissettim kendimi. Kağıtlarla ilgili sorusu olan var mı? Ya belki şey bir soru olacak ama peçeteyle yapılan origamiler var mıdır mesela şey böyle peçetenin bile sağlam yani peçeteyle bile sağlam bir şey olacak. Muhtemelen vardır ama peçete tabii çok dayanıksız bir malezya yalanıyla kıyasladığın zaman çok dayanıksız katlamalar oluyor. Çok keskin katlamaları olamıyor. O yüzden bilmiyorum. Vardır muhtemelen. Ya da sağlam hale getirmek için yapılan hileler de vardır. Ya da onun için kullanılabilecek. Bu hani şeyi falan yapılan ne o? Koleksiyonu falan yapılan peçeteler var ya, misafir Ha. peçetesi, daha O düz ben misafir peçeteleriyle kaşıklık kaliteli. yaparım ben. Mesela misafir peçetesinin bir yerini katlarım. Şu anda çok betimlemeye elverişli değil zihnim ama öyle bir katlarım ki kaşık ve çatallar misafir peçetesinin içinde sanki bir kılıfın içine yerleşmiş gibi gözüküyorlar. Tabii ki de Bir sağlam olmuyor yandan ama bir köşesini anlık. geri kıvırıyoruz. Şey, o zaten böyle dörde katlanmış oluyor genellikle. Bir köşesini geri kıvırıyoruz. Dolayısıyla bir üçgen, bir boşluk açmış oluyoruz. Sonra da iki karşılıklı köşeyi alta doğru kıvırıyoruz ve bir kaşık zarfı yapmış olabiliyoruz. Ama tabii bu içine kaşık koyduğumuz için ve yatay bir zeminde durduğu için şeklini Ha, koruyabiliyor. konstrüksiyonu oluyor Evet. yani şeyi Konstruktif olur kaşık oluyor onun. gerçekten. Kaşığı içinden Ha. çıkardığımızda onun o şekilde kalma olasılığı kalmıyor. Yani alayım da bunu böyle katlayayım, çantama koyayım, şeyde restoranda götürür kaşıklarımı koyarım diyemiyorsunuz. Yine kendi formunu buluyor o. Ama yine de belki biraz ıslatarak filan, çok hafif nemlendirerek filan kat izi verme şansımız olabilir. Hiç denemedim. Deneyelim bunu bu oturumlarda. Peçete katlamayı deneyelim. Vardır muhtemelen. Başka soru var mı kağıtlarla ilgili? Yok herhalde. Benim sorum değil de şöyle bir ekleme yapabilirim biraz belki basitleştirmek adına. Hani sen A3, A4 anlattın ya işte biri uzun kenarın iki katı işte ötekinin kısa kenarı oluyor falan diye. Aslında şöyle bakarsak olay çok daha basit. Mesela A4'ü düşün, fotokopi kağıdını böyle dik durduğunu düşünün. Uzun kenarı ortadan ikiye katlarsanız boyu kısalacak ya. Mesela A5 oluyor. Sonra onu bir daha tutup şöyle 90 derece çevirseniz yine böyle dikey dursa bir daha katlasanız A6 olur. Ya da işte A4'ün katlı olduğunu varsaysanız yatay çevirseniz ve açsanız o zaman A3 olur. Zaten tam olarak bu mantıkla kesiliyor. Yani şey diğer türlü biraz daha böyle karmaşık oldu da belki böyle daha kolay olur diye. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Yani kafamda ben de hep böyle kurgulamışımdır ama kelimeleri dökme konusu ne de olsa eğitim de vermekte olan işi de bu, işinin bir parçası da bu olan insanların Yok canım. umursaması, çok sevindim şu anda yani. Evet öyle. Bir de şey kumaş peçetelerden de ufak tefek katlamalar yapıyorlar. Tabii o kadar böyle ileri düzey olmuyor da. Onlara da bazen böyle çiçekimsi figürler falan görüyoruz böyle değişik otellerde, restoranlarda falan. Belki deneriz ileride. Şey, evet yani bu Ben oradan zaten düşündüm. tabak Oradan aklıma geldi acaba. yapılabiliyor. Bu süsler falan yapılabiliyor. Yine de
Mesela işte onu alıp başka bir yere koyamıyorsunuz. Yatay Tabii düzlemde durduğu tabii aynen. için biçim verilebilmiş oluyor. Ya da işte böyle mesela şey de görmüştüm. Bizim çocuklardan öğrenmiştim iş yerinde çalıştığım. Düz hafif bir kumaş düz zeminde duruyor bir örtü. Beş parmağınızı böyle yuva şey yapacak şekilde pençe gibi açıyorsunuz. Ortalama bir yuvarlak oluşturacak şekilde ve bileğinizi etrafında döndürüyorsunuz. Kumaşı da etrafında büzüyorsunuz. Elinizi çektiğiniz zaman böyle çiçek gibi bir şey oluşuyor. Ama tabii o kadar yani bir dokunuşla ya da Kalıcı değil. bir rüzgarla gidebilecek bir şey. Ama origaminin güzel tarafı gerçekten kalıcı. Yani öyle çok hassas modeller değil kağıttan olsa da benim mesela nikahımda 2020 yılında hediye etmiştim bir çiçek modeli. Lastikle bağlanıyordu, parçalı origamiydi. Lastiği zarar gördü sıcaktan filan. Onlar eridi. Ama onun dışında biçimini hala koruyordu. Yani onu daha dayanıklı bir lastikle tuttursam yıllarca daha da yani 3 yıl 4 yıla yaklaştı. Duruyor hala duranlar var. O yüzden şey hani origami dayanıklı bir şey. Birilerine küçük hediyeler yapmak için çok ideal bir iş gibi geliyor bana. Sırf bu yüzden bile Ben öğrendim. 7 yaşındayken bir hastanede bir arkadaşım arkadaşlarıma yapmıştı. 12-13 yaşında bir arkadaş dedi ki senin arkadaşının hediye ettiği şeyler hala duruyor. Turna kuşuydu galiba. Durur. Yani şey hele ki böyle çok hareketli bir yerde çanta gözü gibi işte ne bileyim öyle bir yerde durmuyorsa işte nemlenmiyorsa filan üzerine çok ağırlık binmiyorsa filan durur hiçbir zarar görmez. Bizim festivalde yaptığımız çiçek duruyor hala. Yapıştırmadım ama olduğu şekliyle duruyor. Hani online yapmıştık ya. Ha Kaç şey tane? bardak altlığı gibi bir model yapmıştık. Yok, 6 tane parçası vardı böyle bardak altlığı gibi. Evet, bardak altlığı denilebilir, doğru söylüyorsun. Delik kenarları böyle altı köşeli yıldız gibi, sekiz köşeli yıldız gibi, Evet. sekiz parçalıydı. Evet yani şey durur gerçekten herhangi bir şey olmaz ki ben daha bu geçtiğimiz pazartesi ve cumartesi 25 Kasım işte kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü bizim iş yerinin etkinlik yaptığı günlerden bir tanesi. Burada bir tür çiçek yaptım ve onları şey olarak insanlara hediye olarak dağıttık. Standa koyduk yani ilgi çekti. Hediye olarak verilebilen bir şey gerçekten. Benim çok sık kullandığım bir şey hediye vermek için ya da ne bileyim iş yerinde bir şey yiyeceğiz. Çerez gibi bir şey. O sırada bir kap bulamıyorum. İşte kağıttan bir tane böyle şey kare bir kutu gibi bir şey yapıp tabak gibi bir şey yapıp ona koyup gayet güzel bir tabak yapabiliyorum. Ya da öyle aynı kutuyu işte Süper ya. kaçlık bozuk para koymak için kutu falan olarak da kullanıyorum. İşlevsel bir şeyi de oluyor, biçimi de oluyor. Ya da mesela şurada bir tane şey var. Tesadüf. Nerede o? Az önce elime geliyordu. Şimdi bulamıyorum. Mesela poşetleri muska şeklinde katlıyorum. Hem poşetler bozulmuyor hem de yer kaplamıyorlar. Kırışmadan saklayabiliyorum. Sonrasında yine ilk günkü gibi hiçbir şey görmeden zarar görmeden ama bulamadım şimdi ya. Hemen az önce buradaydım neredeyse. Aynı zamanda matematik anlatımında çok sık kullanılıyor. Çeşitli matematiksel kavramları somutlaştırmak için de ve her düzeyde matematiği yani sadece küçük yaşta çocuklara değil ileri düzey matematikle ilgili kavramları anlatmak için de kullanılıyor ama benim öyle ileri düzey bir matematiğim falan olmadığı için bir anlatımı bilmiyorum çok. Ege'din böyle bir çalışması olmuştur bildiğim kadarıyla. Pek çok alanda kullanıldığı söyleniyor. Hatta işte şey söyleniyor. Uzaya gönderilen araçlardaki güneş panellerinin yapımı için
gönderirken az yani az kaplaması lazım ama gittiği yerde mümkün olduğunca geniş bir yüzey olması lazım. Dolayısıyla katlanması gerekir. Bu katlamanın nasıl yapılabileceği ile ilgili çalışmaları da origamiden ilham alarak, origamiyi kullanarak yapıldığını söylüyorlar. Ne kadar doğru, ne kadar efsane bilemiyorum ama mantıklı görünüyor. Eğer bir şeyin katlanması söz konusuysa oldukça mantıklı görünüyor. Şimdi bugün için şey düşünmüştüm. Zaten sıfırdan başlıyoruz. Madem bu işin ilk şeyi kare kağıtlardan çıkmıştı. İlk başta insanlar kare kağıtları kullanarak bir şeyler katlıyordu. O zaman biz de dikdörtgen bir kağıttan, çünkü en çok elimizde dikdörtgen kağıtlar oluyor. Çünkü kare şeklinde bir kağıt ölçüsü maalesef yok. Çok absürt şeyler var. Hep işte noktalı virgüllü sayılar var. Yani 29,7 santim. Yani niye böyle bir şey olur bilmiyorum. Çünkü onun A0'ının bile noktaları var. Net bölünmüyor. Çok anlamsız buluyorum niye bu şekilde olmuş. Belki inç karşılıkları tam sayılara tekabül ediyordur bilemiyorum ama şey öyle değil en azından. Santimetre, milimetre karşılıkları gayet küsuratlı. Ve hiçbiri kare değil. Dolayısıyla bizim satın alacağımız herhangi bir kağıt dikdörtgen olacak ve bizim yapacağımız pek çok modelde kare olacaksa o zaman önce dikdörtgenden kare çıkarmayı konuşalım. Ondan da bir model yapıp bugün sonlandıralım diye düşünüyordum. Herkesin bir dikdörtgen kağıdı var mı? Hem benim var hem de hayalim Evet. yapabilecek miyiz birlikte? Kızımla güzel bir Benim var, etkinlik. süper. Ben şu mikrofonu azıcık boşaltayım istiyorum. Bugün ne kadar hazırlıklı başlamışım şeye, oturuma. İnçle ilgili bir şey söyleyeyim. Elif seni şaşırtacak ama A4'ün inç ölçüleri de küsuratlı. 8,3'e Belki 11,7. A4'te öyledir de sıfırda A0 öyle değildir belki. Belki Belki. bugün bakmıştım ama unuttum. Yani şey inç ölçü. A0'a bakayım. Bir de origami mesela şeyde çok işe yarıyor. Ortamda bir çocuk var. Çok kolay iletişim kuramadınız. Hemen böyle bir kurbağa katlıyorsun. Hop başlıyor geliyor onunla oynamaya. Aa evet. Şeyde filan da mesela otobüste ağlayan bir çocuk var ya da uçakta. Aynen. Bunu da ilgisini çok çekiyor. Ya da biriyle flört etmek istiyorsunuz. Öyle bir yerde de çok işe yarayabilir. Genel olarak bir ilişki başlatıcısı olarak origami kullanmak. Aynen, her türlü yaş grubuyla bir iletişim başlatmak için güzel. Evet. Üstelik mesela bu zamana kadar pek çok yetişkinle origami çalıştığım oldu. Yani o kurbağayı, o kuşu yapmak insanlar için o kadar keyifli bir şey ki. Yani kendi elinizle bir şey yapıyorsunuz. O şeyin bir kullanım yeri oluyor işte eğlencesi oluyor bir şey oluyor sırf onu yapma süreci bile ama sonrasında elde ettiğiniz şeyle vakit geçirmek ya da onu birine hediye etmenin de çok ayrı bir keyfi oluyor o yüzden yetişkinlerin de çok ilgisini çeken bir şey olduğunu zaten buradakilerin de çoğunun yetişkin olmasından anlayabiliriz herhalde. Dikdörtgen kağıt herkeste ya da en azından yapmak isteyen herkeste hazır mı? Hazır olduğunda şey yapalım. Şimdi açıldı. Bendeki hazır. Hazır. Sendeki ne nevi A4 kağıt mı? Tamam. Şimdi açıldı. Evet, A4. Tamam. Hazır olanlar kağıdın uzun kenarını bize ve karşıya, kısa kenarlarını da sola ve sağa gelecek şekilde yatay bir biçimde masaya bir sert zemin kullanırsak iyi olur. Şimdilik bir masa da çalışırsak iyi olur. Elde de yapılamaz değil ama yani bir kitabın üstü de çok kıvrışmayan bir kitabın üstü de tabii kağıttan büyük olsun ya da bir tepsi hiç olmadı. Ama en ideali tabii ki bir masa ya da işte ne bileyim varsa bir tavla, bir herhangi bir tahta oyununun plakası falan. Herhangi bir düz zemine ihtiyacımız var. Düz ve sert bir zemine. Kağıdımızı yatay bir biçimde koyarsak buradakilerin çoğunun dikdörtgenden kare çıkartmayı bilebildiğini tahmin edebiliyorum.
Yine de hem kayıtlara geçmiş olsun hem de yavaş yavaş bir ortak dil geliştirmek için de ne yapacağımızı konuşarak, kelimelere dökerek yapmaya çalışmak uygun olur. Bu aşamada sizin de katkılarınızın olacağını düşünüyorum. Çünkü ben de bu konuda kendimi çok yetkin hissetmiyorum. Nasıl yapacağız göreceğiz hep birlikte. Kağıtları hazır olanlar söylerse. Ses şimdi açıldı. Benim hazır. Hazır. Benim de hazır. Hazır. Tamam. Benim de hazır. O zaman Benimki de hazır. tamam. O zaman başlayalım. Şimdi şey vermek istiyorum. Kenarlara sayı vermek istiyorum. En soldaki sol tarafa bakan, en sol mu ya, sanki daha az solda var mı ki? Sola bakan kenarımıza, kısa kenarın sola bakan ilkine bir diyelim. Karşıdaki uzun kenara iki diyelim. Sağdaki kısa kenara üç. Bize bakan uzun kenara da dört diyelim. Yani soldan yukarıdan başlayıp saat yönünde geldik. Kağıttan kare çıkarmak için, bir dikdörtgen kağıttan en uygun yol, çıkarabileceğimiz en büyük kare, daha doğrusu dikdörtgen kağıttan çıkarabileceğimiz en büyük kare, kağıdın kısa kenarı genişliğindeki ölçüsündeki bir karedir. Biz de şimdi o kadar bir kare çıkaracağız. Çünkü zaten karenin bütün kenarlarının eşit olması gerekecek. Bir uzunlukların eşit olması gerekecek. Bizim dikdörtgen kağıdımızın iki kenarı uzun, iki kenarı kısa. Uzun kenarlar ölçüsünde kağıt kesemeyiz çünkü diğer kenarlar kısa. Dolayısıyla elde edebileceğimiz en uzun, en büyük kare kağıt bir dikdörtgenden, o kağıdın kısa kenarı uzunluğundaki kenarları olan bir kare. Düzgün bir kareyi karşılıklı köşelerinden ikiye katlayarak üçgen oluşturabiliyoruz. Bu şekilde karşılıklı iki köşesini üst üste katladığımızda, yani az önceki kenarlar gibi köşelere de isim verelim. Sol en alttaki köşe. Bir ara sesin gitti. Bu şekilde dediğin yerden tekrar et istersen. Hangi bu şekildeyi acaba? En son, yani köşeleri söylemeden önceki bu şekilde dediğinde. Tamam. Kenarları isimlendirmiştik ya az önce. Sola bakan kenara bir, işte yukarıdakine, karşıdakine iki, sağdakine üç, bize bakan uzun kenara da dört demiştik. Aynısını köşeler için yaptığımızı düşünelim. Sol taraftaki bize yakın köşeye bir, sonra sol taraftaki uzak köşeye iki, sağ taraftaki uzak köşeye üç, sağ taraftaki yakın köşeye, bize yakın alttaki köşeye de 4 dediğimizde, bu kağıt bir kare olsaydı, 1 ve 3'ü üst üste gelecek şekilde katladığımızda tam bir üçgen elde ederdik. Ama bir dikdörtgen kağıdın iki karşılıklı köşesini 1 ve 3. köşeleri üst üste getirdiğimizde bir üçgen, tam bir üçgen elde edemiyoruz. Bir beşgen elde edebiliyoruz. Şimdi bu bilgiyi kullanarak ne yapacağız? Kısa kenarı boyutunda bir kağıt kesmek istiyoruz. Ve biliyoruz ki bir karenin karşılıklı iki köşesini bir araya getirdiğimizde bir üçgen elde ederiz. Dolayısıyla şu anda bizim bir üçgene ihtiyacımız var. Bu üçgeni elde etmek için az önce numara verdiğimiz kenarlardan birinci kenarı ikinci kenarın üzerine katlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Sol alttaki köşeyi alıyorum. Herkes kendisine göre aslında uygun olan bir köşeyi katlayabilir ama ben şu anda ne yaptığımı tanımlayabilmek için bunu söylüyorum. O yüzden birlikte yaparsak daha iyi olur. Sol alttaki köşeyi alıyorum ve karşı taraftaki iki numaralı kenarın ortasına bir yere getiriyorum. Ve bir elimle tutuyorum, bir parmağımla tutuyorum ki yerine kaybetmesin. Ama bunu tutmam yetmez. Ben düzgün bir kare, dolayısıyla düzgün bir üçgen istiyorum. O yüzden iki numaralı, yani iki kenarı birleştiren, bir ve ikiyi birleştiren köşeyi
iyice sivri bir hale gelmesini sağlıyorum. Bir kenar diğerinin üstüne gelmeyecek şekilde. Bunun için de işaret parmağımı kullanıyorum. İşaret parmağımı iki kenarın üstüne, katladığım iki kenarın üstüne kaydırıyorum. Ta ki köşeye kadar. Köşeye geldiğinde ikisi birbirinin üstüne gelmiyorsa, tam bir üçgen oluşturuyorsa, tam bir sivrilik oluşturuyorsa o köşeyi bir sıkıyorum. Kat izi oluşsun ki kağıt kendi formunu bulmaya yeniden geri gelmeye çalışmasın. Ama sadece bu köşeyi sıkıyorum. Sonra tekrar kolaylık olsun diye, emin olmak için düzgün bir kareye ihtiyacım var. Emin olmak için işaret parmağımı üst üste getirdiğim bir ve iki kenarı üzerinde kaydırıyorum. Ta ki nereye kadar? Kısa kenarın ucu bitinceye kadar. Yani bir yerde üstteki katladığım parça bitiyor ve alttaki şey yine o devam ediyor. Çünkü uzun kenara katlamıştım. Oraya kadar. Yine biliyor, bakıyorum iki kağıt birbirinin üzerinden biri aşağıda, biri altta, biri geride, biri ileride kalmıyor. Sanki tek bir kağıtmışçasına bir şey oluyor. Bundan emin olduğumda üst üste kenarlar birbirine tamamen eşit uzaklıkta, uzunlukta olduğunda hizadan geliyorum. İğne sıktım burayı. Kısa kenarın bittiği köşeyi sıktım. Çünkü eminim iki parmağımla tutuyorum orayı kaymasın diye. Ve diğer elimle takip ediyorum. Kenarı, kısa kenarı takip ediyorum. Kağıtta geldiği yere, bittiği yere, yine katlanmış olan yere bir kat izi daha yapıyorum. Ve artık neredeyse üçgenim oluştu. Çünkü iki ucundan sıktığım kağıt artık kendi geri gelmek istemeyecek. Birazcık üstüne kalacak. Şu anda elimi bıraktım. Yine de üçgenim korunuyor. Biraz iki kağıt birbirinden ayrılıyor. Ve şimdi kat izimi iki parmağımla üzerinden geçerek ütüleme denebiliyor buna. Sonra iki parmağımın arasına alarak, ikisinin arasından sıkarak belirginleştiriyorum. Bu aşamayı daha az kelimeyle anlatabilecek olanımız var mı? Birinci kenarı ikinci kenarın üzerine katladık. Soldaki kenarı karşıya bakan uzun kenarın üstüne katladık. Katlarken de köşelerin sivri kenarlarında aynı hizada olmasına dikkat ettik. Böyle katladıktan sonra da kat izini belirginleştirdik, ütüledik, iyice keskin olan bir kat izimiz oldu. Şu anda elimizde bir ucunda dikdörtgen bir tek kat olan ve iki katlı kısmı, katladığımız kısmı da üçgen olan, bir burnu olan, uzun bir burnu olan, bakalım bir, iki, üç, dört kenarlı ama bir kenarı çok uzun, bir kenarı daha uzun, bir kenarı çok kısa, bir kenarı da işte kağıdın ilk baştaki kısa kenarın uzunluğu kadar olan böyle yamuk bir şeklimiz oldu. Herkesin böyle bir şekli var mı elinde? Sanki A4 kağıttan bir üçgen kesmişiz de bir kenarı kalanı öyle kalmış gibi. Şekli o şekilde bulunmuş gibi. Sanırım elleriniz meşgul olduğu için telefonla mikrofonları açamıyorsunuz diye varsayıyorum. Ben açmaya çalışırken sohbeti açmışım. Tamam. Çok düzgün olmasa da oldu. Çünkü ben acele ettim. Şeyi katladım bir de alt kısmı. Burada şey önemli. Şu anda yapacağımız modelde bardak yapacağız. Belki sonra hatta bir de şey yapabiliriz. Ne olmadı? Ayraç. Kitap ayracı gibi bir şey yapabiliriz. Burada karenin işte çok net olmasının önemi yok. Ama karenin gerçekten kenarlarının uzunlukları eğer kayarsa, birbirinden farklı olursa ki üçgenimizin düzgün olmamasından bunu çıkarabiliriz. O zaman modelimizin tamamını etkileyebilecek bir hata yapmış olabiliriz. O yüzden bu aşamayı
şey yapmak, acele etmeden yapmak önemli. Peki bir şey soracağım. Mesela santimlik falan değil de böyle milimlik kaymalar etkiler mi? Bazı modelleri etkiler. Şu anda etkilemez ama bazı Anladım. modelleri ha işte ölüm şey olmaz ama işte hoşumuza gitmez. Ya benimki kötü oldu diyebiliriz. Kötü olmuş olmayabilir ama işte bazı eğer hareketli bir model yapıyorsak örneğin o hareketinde bir aksama olabilir. Anladım. Yani şimdi ben şeyi anladığımdan emin olamadım. Soldaki üçgenin uzun şeyi sarkacak mı şeyden? Üste doğru. Sarkacak mı derken? Yani alttan daha yani altın üstünde mi olacak? Altın üstünde mi? Yani üste doğru böyle çıkacak mı üçgen gibi? Evet, katlıyoruz zaten. Üstte bir tane üçgen bir kapak oluyor. Açıp kapatabildiğimiz bir kapak oluyor. Ha. Tamam. Tamam, doğru yapmışım o zaman. Umarım. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Hiç yelkeni biliyor musun Eyla? Dokunsal olarak. Neyi? Yelken, Yelken. yelken. Ha, Gemi evet. yelkeni. Ya böyle çizimlerde olurdu böyle yelken. Altında da böyle onun da eşit bir sandalı varmış gibi oluyor. Dik tuttuğun Ha. zaman. Ha, Üçgen dik yukarı tuttuğun zaman. gelecek şekilde dik tuttuğun zaman bir üçgenin var Evet. üstte. Altında da onun sallanan bir parça gibi düşün. Ha, öyle oldu galiba. Umarım öyle. Yani kendinden hiç emin değilim şu anda, neyse. Elindeki kağıdı bir katlanmış halinde üstteki kapağı varsaymadan hatta işte istersen ters çevir. Katladığın kısım aşağıda kalsın. Dolayısıyla senin elindeki yüzey düz kalsın, düz olsun. Hiç üzerinde açılıp kapanan bir parça olmasın. Bir tarif eder misin nasıl bir kağıdın var? Tuhaf şekilsiz Kağıdın bir kenarı bir uzunluğu, şey. ilk baştaki uzunluğuyla aynı uzunlukta, uzun kenarının bir tanesi ilk baştaki kağıdımızın uzunluğuyla aynı. Hiçbir şey değişmedi. Bir uzunluğu öyle. Kısa Ha, öyle kenarlardan değil. bir tanesi de bu uzun kenarı kesen kısa kenarlardan bir tanesi de aynı uzunlukta duruyor. Herhangi bir şey yok. Zeval gelmemiş. Bütünlüğü bozulmamış. Gelelim. Az önceki katladığımız hale gelelim. İkinci kenara hiçbir şey olmamış. Zeval gelmemiş. Uzunluğu aynı uzun kenar. Üçüncü kenar yani sağa bakan kenar çevirmedim şu anda hiç. Sağa bakan kenarın da hiçbir kat izi yok. Ama dördüncü kenar çok kısa. Yani bana bakan az önce uzun kenardı bu. Ama şu anda sağda çok kısa bir kenar halinde duruyor. Şöyle benim parmağımla ölçüyorum. İşte bir beş parmak falan genişliğinde. 4,5-5 parmak genişliğinde. Bunun bitiminde kenar yukarı doğru meyil ediyor. Sanırım 45 derecelik bir açıyla yukarı doğru bir üçgen hal alıyor. Son kenarım. Seninki de böyle Meyla. Şimdi daha iyi anladım. Ben farklı bir şekilde anlamışım herhalde. Şu an senin dediğini anladım ve öyle yaptım umarım. Tamam. Doğru anlamışım. En baştan tekrar ediyorum. Eğer hani bu şekilde doğru anlatamadıysam kenarlara yeniden numara veriyorum. Sol tarafa bakıyorum. Kağıdım şu anda düz. Hiçbir kat izi yok. Sol tarafa bakan kağıdım ve yatay olarak duruyor. Uzun kenarlar bana ve karşıya, kısa kenarlar sağ ve sola bakıyor. Bu şekilde yerleştirdim kağıdımı. Soldaki kısa kenara bir dedim. Karşıya bakan uzun kenara iki dedim. Sağa bakan kısa kenara üç dedim. Bana bakan uzun kenara da dört dedim. Bana yakın olan. Ve bu mantıkla birinci kenarı yani soldaki kısa kenarı ikinci kenarın yani karşıya bakan uzun kenarın üzerine katladım. Bunu yaparken iki şeye dikkat ettim. Bir,
Soldaki karşıya bakan köşe tamamen sivri. Kağıtlardan, katlananlardan, alttaki daha geride ya da ileride, üstteki daha geride ya da ileride değil. Ve köşem tam bir sivri oldu. Tam bir köşe oldu yani. Ve kısa, uzun kenar boyunca, yani ikinci kenar, karşıya bakan kenar boyunca katladığım alttaki kağıdı alıp yukarı doğru katlamıştım. Kenar boyunca kontrol ediyorum. İşaret parmağımla üzerinden geçiyorum. Ve yine bakıyorum ki katladığım kenarlardan, katlardan biri daha aşağıda, daha geride ya da daha ileride değil. İkisi de aynı hizada. Sanki tek bir kağıtmışçasına aynı hizadalar. Üstteki katladığım kenar daha kısa olduğu için alttakinden önce bitti, köşesi geldi. Bu köşenin geldiği noktada, yani artık kağıtların birleşebileceği son noktada bunları ucundan tuttum, sabitledim ve elimle kontrol ederek bu hizadan, tuttuğum hizadan kendime doğru düz bir çizgi çektim parmağımla. Ve kağıdın bittiği yerde, kat izi olacak yerdi burası. Burayı da sıktım. Az önceki köşeyi de sıkmıştım. Sonra da, yani kat izi vermiştim, İki parmağımın arasında sıkıştırdım kağıdı. Sonra da geri kalan bütün üçgenin tamamının kat izini, tamamını iki kenarından vermiştim. Ortasındaki kalan tam kat izi olmamış kısmı da iki parmağımın arasında sıkıştırarak iz vermiş oldum. Ve şu andaki bir numaralı kenarım, en yamuk kenarım. Bana en yakın taraftan, uzun kenarda aslında burası, bir köşesi bana yakın taraftan başlıyor ve 45 derecelik bir eğimle, bir yokuşla şeye doğru, sağ sol köşeye doğru eğim alıyor ve sol köşede az önce sivrileştirdiğim üçgen burnumun işte o köşeyle bitiyor, sonlanıyor. Diğer kenarlardan iki numaralı kenarım hala aynı uzunlukta. Üç numaralı kenarım hala aynı uzunlukta. Dört numaralı kenarım da 4-5 santim uzunluğunda kısacık bir kenar oldu. Oldu mu herkesin elindeki kağıdı bu şekilde? Açıklığa kavuşmamış bir yer var mı? Evet. Gayet anlaşılır bence. Tamam. Şimdi bir şey yapacağız. Olmayan var mı? Onu da sorayım. Yani bu sessiz olanlar olmadığı için mi? Ya tamam, zaten biz biliyoruz dediği için mi? Yoksa yapmayı bıraktığı için mi? Yani hani beklememiz gerekiyor mu şu anda ses çıkarmamış olanlara? Canikom, beni beklemeyin. Alt tablo ben geçene kadar konu geçiyor. Mikrofon kapalı. Yapıyorum. Sıkıntı olursa söylerim. Tamam. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Nasıl beni yapar? O zaman şimdi ne yapacağız? Ne demiştik? Bir kareyi karşılıklı iki köşesinden katladığımızda tam bir üçgen olur demiştik. Bu bilgiden yola çıkarak aslında karşılıklı iki köşesi katlandığını varsayalım. Tam bir üçgenimiz var elimizde. Üstte katladığımız parça, kalkıp geri açılıp kapanabilen kapak olan parça tam bir üçgen. Bunun dışında kalan, bu üçgenden arta kalan bir dikdörtgen kenar var sağ tarafta. Bir artık kenar var. Bana yakın ve aşağıda kalan kenarın genişliğinde bir ve kısa kenar uzunluğunda bir dikdörtgen parça kaldı. Bu parçayı da bu üçgen katladığım şeyin, ikinci kağıdın, üste gelen kağıdın hizasından yine üste doğru katlıyorum çünkü burayı keseceğim. Bunu katlarken de sıfır, yani şeyin üstteki kapağın tam bittiği yerden, birleştiği yerden bir kat izi vermek istiyorum. Ve kenarlarının da yine az önce olduğu gibi üst üste gelmesin. Yani sanki tek bir kağıdın kenarına dokunuyormuşum gibi. Biri daha altta, biri daha üstte kalmayacak şekilde olduğundan emin olarak katlıyorum. Açtığımda da yeniden kontrol edeceğim.
Elif, üste doğru değil de alta doğru katlamak daha sağlıklı olmaz mı? Çünkü üste doğru katladığımız zaman o üste doğru katlarken ki o hani üçgen kapağın bir milim hatası oraya etkilemez mi? Katlanmadığını bilmeyebiliyoruz, doğru söylüyorsun. Ama bir yandan da deneyimli olmayan bir el şeyi çok algılayamayabiliyoruz. Ben bazen algılamıyorum mesela. O yüzden şu anda o şey bir üstteki kapak bir sınır da oluşturuyor bize. Yani ondan biraz daha içeri katlamak isteyecek olsak şey yapıyor. Hayır diyor, burası daha kalın, bir dakika, bir engel oluşturuyor. O yüzden burayı katlamak daha kolay ama sana ters tarafına katlamak daha kolay geliyorsa sorun yok. Bizim amacımız bu arta kalan üçgenden arta kalan dikdörtgen parçayı dışarı atmak. Onun için de bir kat izi vereceğiz. Keseceğimiz için zaten aslında ben şimdi mesela bunu iyice şey yaptım, parmağımla üzerinden geçtim, iki parmağımın arasını sıkıştırdım, bir parmak ütüsü yaptım. Ama bunu keseceğim için emin olmak istiyorum. Biraz aslında direncini kırmak istiyorum. Kağıdı oralarda biraz zedelemek istiyorum ki kesirken daha düzgün kesilsin. Bir de katı açıp ters tarafa katlıyorum. Aynı kat izinden, başka bir kat izi vermeden zaten orada kat izi var. Sanki kitap sayfasını açmışım, öbür tarafa çevirmişim gibi bu kalan parçayı aynı şekilde bir de terse katlayarak kat izi veriyorum. Parmağımla yine parmak izi yapıyorum ki şey olsun. İyice oradaki kağıdın bağlarını koparayım. Haince. Burada bir kontrol yapabiliriz bu arada. Kağıdımız tam olarak o şey parçayı aldık mı, yamulttuk mu arta kalan parçayı diye. Üste katladığımız üçgen parçayı da açtım. Yani kat izini geri açtım. Bir kare oluşturdum. İki kenarına da bakıyorum parmağımla, işaret parmağımla ya da hangi parmağınızı kullanıyorsanız. Kenarından kontrol ediyorum. Ben bakıyorum iki kenar yine biri üstte biri alta gelmemiş. Biri geride biri ileride kalmamış. Hala tek bir kağıda dokunuyormuşum gibi bir hizadalar. Ya da bir kitabın sayfaları da biri diğerinden daha önde daha geride değildir. O şekilde ya da hiza verilmiş böyle bırakarak hiza veririz ya kağıtlara. O şekilde şu anda biri üçgenin katladım. Bunu yaptınız mı? Evet. Şimdi kağıdımızı katlayan kağıdın bu en son katladığımız kat izinden birbirinden ayırabilir. Bunun için ben en sık yaptığım şey elimle kesmek. Çünkü işte şeyi o yüzden yapıyorum. İki yöne de kat izinden, iki yöne de katlamayı bu yüzden yapıyorum. Elimle katladığımda rahatlıkla küçük 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 tek seferde değil. Ben tek seferde kesemiyorum. Bazı insanlar tek seferde cart diye kesebiliyor. Ben yapamıyorum. Ama makas kullanabilirsiniz. Ben makasla düzgün kesemiyorum. Maket bıçağı benim en sık kullandığım kağıt kesme aracım. Maket bıçağıyla da kesebilirsiniz. Düz bir kenara ihtiyacım varsa böyle elimle kestiğim zaman sanki örgü bir şeyi çıkmış gibi hani parçalı parçalı böyle işte daha yumuşak bir şeyi oluyor kağıdın. Ama şu andaki modelimde çok önemli değil bu. O kadar düz, keskin bir şeye ihtiyacım yok. O yüzden elimle kesiyorum. Yavaş yavaş. Normal bıçak mı oluyor, değil mi? Bıçakla da olur, evet. İyi bıçak, kağıdı kesebilen bıçak tır diye Evet. bir zaman duymuşum. Ama her bıçak çok rahat şey yapmaz. Evet. Ben kağıt kesmek için mesela bazen kendi ölçüm kırtasiyeye çok güvenmiyorum bazen. Kendi kağıdımı kesmek için en çok maket bıçağı kullanıyorum. Evet, maket bıçağı daha şey tabii canım ama çok keskin. Ben çıkarttım şu anda şeyimi. Arta kalan parçamı. Siz çıkarabildiniz mi? Yes. Yaparken, keserken genellikle
keseceğin iki kenarı birbirinden ayıracağım ya o kat izinin iki kenarından iki parmağım iki elimin ikişer parmağıyla işaret ve baş parmaklarının arasına sıkıştırıyorum ve böyle baş parmaklarımla kontrol ede ede arasından kat izinden gidiyor mu ede birbirine çok yakın hem baş parmaklarım hem işaret parmaklarım ucuca değiyor karşılıklı olarak. O kat izinden parça 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 böyle kırk kırk kontrol ederek kesiyorum. Sizin daha kolay yapmak yöntemimiz varsa paylaşırsanız mutlu olurum. Kesti mi herkes? Ayırıyorum şu anda. Saçım. Kestikten sonra üçgen olarak ikiye katlanmış bir kare kağıdımız olacak. Biraz yamuktum ama oluyor sanırım. Daha önce bundan daha başarılı denemelerim olmuştu. Ama kestim. Şu anda bir kare var elimde. Bir tane de küçük dikdörtgen. Evet. Dörtgenle benim yapabildiğim iki şey var. Bir tanesi şey, böyle polo yaka bir tişört gibi bir tişört, yakalı bir tişört. Bir de daha ince uzun şeritlere ayırarak yıldız yapabiliyorum. Benim bildiğim bu uzunlukta bir kağıtta yapılabilen başka bir şey yok. Sizin var mı? Şey, kitap ayracı bundan olmuyor mu? Kitap ayracı o kalan dikdörtgeni kastediyorum. Kalan dikdörtgenden değil. Ha işte ondan olmuyor mu diye düşündüm. Kalan dikdörtgenden. Aslında kitap ayracı olarak bunu böyle koysanız da olur yani sonuçta ayrı. Birbirine Dikdörtgeni Ya da şöyle ikiye dörde katlayıp şöyle ucuna bir ok görünümü verip olabilir yani. neden olmasın? Yani. Ama zaten ayraç işte araya bir şey koyulan her şeyi ayraç Yani, denildiğine göre. yani. Nurşen sen bir şey diyordun galiba. Yok, ben söylüyordum. Evet, sen Katlayıp böyle köşelerini birbirine geçirerek, sıkıştırarak daha kalın bir malzeme elde edip sanki kitap aracı gerçekten yapılabilir gibi geldi. de. Burada yapacağımız şeylerden biri olsun. Yeni bir model geliştirmek. Neden olmasın? İnce bir kağıt kullanmak daha iyiymiş ya. Çok çok kötü bir iş çıkardım yani şey keserken. Yoksa sen şey kabartma yazı kartonlarından mı kullandın? Kabartma yazı kartonları da bence gayet iyi işlevsel ya. İlk Ne deneyim. bileyim daha kalın gelir diye düşündüm de o yüzden. Yok, yok iyi oluyor ben 160 gram. Ya başta güzel oldu, sonra kontrolü şey yaptım, kaybettim yani. Ben aslında şey şu farmasi gibi şeylerin kataloglarını kullanacaktım. Annem atmış katalog. Ha şey onların peki katalogları şey miydi? Kuşe kağıt, parlak kağıt. Kuşe kağıt, aha, parlak kağıt. İnce ama parlak kağıt. Kuşe kağıt da katlanır ama ilk başlarda zaten eğer ince kuşe kağıtsa 80 gram falan gibi bir kuşe kağıtsa hışırdıyorsa yani ön Hışırdıyor. kuşe kağıtlar da çünkü yine gramajları daha ağır oluyor. Bazıları öyle hışırdamayacak kadar kalın Yo oluyor. yo, bu bayağı ince. Bayağı ince. Ben festival için online etkinlikte kullanmak üzere origami kağıdı almıştım. O kağıtları ikiye bölmemizi istiyordu. O Origami kağıdı diye bir kağıt yoktur. Evet. Ama Tamam. tavsiyeler renkli A4 kağıtlarını origami kağıdı diye. El içi kağıtları vardı önceden.
Hala var mı bilmiyorum. Kağıtları evet bir tür şey bir tarafı renkli bir tarafı beyaz olan böyle şey kuşeyi andıran Evet. parlak kağıtlar. Evet. Önceden onunla yapılıyordu. Ben çocukken Elif sen belki hatırlarsın. Şey vardı. Gerçi sen Hatırlıyorum. benden 5 yaş küçüksün. Değil mi? 5 mi? 6 hatta. Bildiğim. Şey o kağıt katlama sanatı origami diye sabahları çocuk programından cumartesiden cumartesinin sonunda böyle bir kadın yanında bir iki üç tane çocukla beraber böyle onu yaparlardı. Bir sonraki haftanın mesela yapılacak şeyi atıyorum turna kuşu mu şey verilirdi. Mesela kadın derdi renkli işte şu kadar ilişi kağıdı. Mesela orada şey de vardı makas yapıştırıcı kullanılarak yapılan modeller de vardı. Mesela ben origami deyince şey diye düşündüm. Yani mesela tek bir kağıdı katlayarak mı yapılıyor yoksa mesela yırtma yapıştırma tarzı bir şey yapabiliyor musun diye. Ama orada yapılıyordu. Origami aslında tek bir kağıtla yapılır ama mesela biz de şu anda yırttık ama kendi ihtiyacımız olan kağıdı elde edebilmek için yırttık yani. Modelimizi katlamak için yırtmadık. Yok yok ondan bahsetmiyorum. Mesela ben Bir model hatırlıyorum. yaparken eğer kesme kullanıyorsak, yapıştırma kullanıyorsak artık başka bir kavram haline dönüşüyor. İşte Evet. pop-up origami ya da kirigami filan denen tabii ki şeyini kaynağını origamiden almış, ilhamını origamiden almış işler. Ama origami deyince aklımıza ya katlanmış tek bir kağıttan katlanmış parçaları birleştirerek daha büyük bir model yapmayı ama en temelde de bir kağıdı katlayarak bir figür oluşturmayı anlıyoruz. Evet. Ben hatırlıyorum mesela o zaman görüyordum. Hani baka baka yaptığımı. Kesilerek şey yapılan kağıt herhalde. Öyleymiş. Ben Ben bir ilk şey defa soracağım duydum. Elif. Evet. Küçükken yapıyorduk şimdi bu origami kağıt katlayınca aklıma geldi ama o acaba o origami miydi? Bir kağıdı A4'tü büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle defter sayfalarından yapıyoruzdur belki onu. Böyle katlayıp tuzluk diyorduk biz ona. Ha, Tuzluk hali. tuzluk ben de. Yani kare kağıttan Evet yapıyoruz. evet Tuzluk bundan da yapılıyor o da mesela. origami miydi mesela? Evet. Köşelerine birer şey yazıyordu. Bir Evet. oyun çıkarıyordu. Onu parmaklarınla şey yaparsın. Şey, Evet. 8'e kadar seçersin işte. Onu bir bu parmak aç kapa aç kapa şey Ay ne vardı. O severdik bir origami modeli. Evet. Aslında kağıdı katladığınız her durumda origami yapmış oluyorsunuz. Yani ikiye de katlamış olsanız sonuçta kağıt katlama sanatı. Yani ne kadar sanatsal olup olmadığından bağımsız olarak kağıt katlamış olduğunuz anda origami yapmış oluyoruz. Hele ki bu bir işlevsel bir şeyi olsun. İşte kese kağıdı yaptığımızda origami yapmış oluyoruz. Kağıdı kenarlarından büküp işte kül tablası gibi kullandığımızda origami yapmış oluyoruz. Veya külah. Külah yaptığımızda. Ya da mesela gazete kağıdından şapka yapılırdı. Ha evet. Ki şimdi bizim Evet. yapacağımız model biraz aslında aynı model olacak. Herkes kendi artık parçasını kesti mi? Ben şimdi açıldı. Ben kestim tatlım Tomas benim. yeni ev sahip pencere. Tamam bir şey mi yapacağız? Evet. Bir şey Tamam. yapmadan göndermeyeyim istedim size. Sadece kesilmiş bir kağıt. Ortalıkta bırakmam iyi dedim. Dedim. Ay konuşamadım da. Şimdi bu üçgenimizi bir açıp inceleyelim mi? Evet. Takımımızı bir açalım. Şu anda karşılıklı iki köşesini birleştiren bir kat hızı geçen bir karemiz oldu. Her Yes. şeyi eşit, kenarı eşit bir karemiz oldu. Ve bunun kenarları az önceki bilgiden biliyoruz. 21 R 29,7 santimde şeyin uzunluğu ölçüleri A4 kağıdının. Demek ki bu kare 21'e 21'lik bir kare. Her kenarının uzunluğu 21 santim uzunluğundaki bir kare. Bunu da özellikle şu yüzden veriyorum. Bazen ya örneğin bir şey tasarlamak istiyoruz. Bir şey yapmak, bir şey katlamak istiyoruz. Aşağı yukarı nasıl bir kağıttan, ne kadar büyük bir kağıttan, ne kadar uzunluktaki bir kağıttan yaparsak bizim işimizi görür,
istediğimiz boyda olur anlayabilmek için işte yine kağıt kestireceksek işte kaça kaç kestireceğiz? Yani 21'lik bir kare bu kadar boyunda bir kare. İşte atıyorum bunun yarısı boyunda olsaydı kare işte 10 santim 10,05. biraz işte 10,5 santim oldu. O yüzden bu uzunlukların kafamızda canlanabilmesine yardımcı olur belki diye düşünüyorum. Modelimizi yapmaya başlayalım. Tekrar üçgen haline getirelim kendi katından. Ve katladığımız kat izi verdiğimiz kenar bize baksın. Açık üst üste iki yaprak olan kenar da karşıya baksın. Köşeye karşıya baksın. Sağ tarafta ve sol tarafta da iki tane eğimli kenarımız olsun. Sanırım bunlar 45 derecelik açıyla karşıya doğru eğiliyor diye düşünüyorum. Böyle durduğunu varsayalım. Hepimizin böyle duruyor mu kağıdı? Yes. Uzun kenar bize bakıyor. Açık. Evet. Evet. Sağ alttaki köşeyi aldım. Aldık. Sol tarafta eğimli olan kenarın ortasında bir yere getirdim. Herhangi bir yere. Ama daha çok uca yakın bir kenarda olsun. Yani şey, uca yakın olsun. Uca da yakın olmasın. Dur ben ölçeyim şimdi. Ben mesela aşağı yukarı bir el genişliğindeki bir yere getirdim. Bir elden biraz daha şey. Normalde bu kadar şey söylemiyorum size. Yani ortasında bir yer falan demiyorum. Ama şöyle diyebilirim. Köşeyi aldım, karşı kenara getirdim. Kat izi verdim. Ve şu anda üstte katladığım parçanın karşıya bakan kenarıyla kağıdın bana bakan kenarı aşağı yukarı paralel. Yani böyle çok şey değil. Üst kenar. Bu çok Eşit olmasının bir anlamı var mı? eşit olmasının derken Yani şöyle, ben o ucu aldığım zaman sol sağdaki ucu alıp sol üçgenin sol inen çaprazına getirdiğim zaman yukarıdaki yani hani yukarıya paralel olan kısım düz gibi oldu. eşit olmasın şey yukarıdaki şey düz olsun. Evet, Aşağıdaki düz oldu. kenarla evet bu düz olsun. Aşağıdaki kenar yani bana bakan bana en yakın az önce hiç el değmemiş olan kenarla katladığım parçanın üst kenarı aşağı yukarı birbirine paralel olsun. Evet. Dümdüz yaptım yani tam olarak paralel oldu şu an benim. Evet, öyle olsun. Böyle yaptığımda da katladığım kısım bir üçgen oldu. Yine bir üçgen katladım. Evet. Kenarları birbirinden, uzunlukları birbirinden farklı. Üstte küçük bir üçgen oluştu. Evet. Sol altta da yine kenarları birbirinden farklı bir üçgen oluştu. Üstteki üçgenim ama kenarları birbirinden çok farklı değil. İki kenarı birbirine eşit, ikizkenar üçgen oldu. Üçüncü kenarının ne kadar eşit olduğunu bakayım. Eşit miymiş? Hemen şöyle bakayım. Eşkenar gibi duruyor. Değilmiş. Eşkenar üçgen. İkizkenar Gibi üçgen. gibi duruyor. Eşkenar değil de ikizkenar üçgenmiş. Gibi gibi duruyor. Buna yakın kenarı daha uzun. Evet. Herkes Yes. bu şekilde katladı mı? Sanırım dinliyorum. Anlayamadım. Şimdi sağdan sola doğru katladım. İki paralel çizgi oluşturdum aşağıya doğru. Başka bir Evet. şey yaptık mı? Hayır, yok bu kadar şu anda. Yukarıdaki bölümü tanımlıyoruz. Evet, şu anda elimdeki şeyi tanımladım. Oluşan kağıdımı tanımladım sadece. Üç tane üçgen oluştu aslında. Bir tane üçgen. Hocam ben yapamadım ya. Bir baştan kısaca bir alır mısın? En Tamam. başını kaçırdım galiba. Beceriksiz. Az önce şey, artı farkı vermiş miydi? Ne? Artı Karem var elimde. karen var. Üçgen haline getir zaten kat izin var. Getirdim. Tamam. Uzun kenar sana baksın. Daralarak Uzun uzun derken yani katladığın köşegen mi? hayır köşegen olan değil kenar katladığın kısım sana baksın açık olan üst üste iki sayfa olan ve köşesi olan kısım da karşı Kestim. baksın O anlamıyorum ya. Kestim ben bunu.
Tamam. Üçgenin karen var ya. Var. Tamam. Kareni üçgen haline katla. Katladım. Katladın. Şimdi sana yerleştireceğin şekli söylüyorum ki hangi kenarı aldığını tarif ederken şey olmasın, eşit olsun diye. Muhtemelen zaten bu şekilde koymuşsundur. Şu anda üçgenin nasıl duruyor masada bana bir söyler misin? Sol köşegen sol üstten sağ alta doğru iniyor. Anlatabildim mi ki? Sol üstten sağ alta doğru iniyor. Aynı zamanda sol alta doğru da iniyor yani. Yani şöyle L harfi gibi Ha, dik açı sol altta. anladım. Öyle olmasın. Ters mi olsun? En uzun bir kenar var. Bu bir ikizkenar üçgen elindeki. En uzun kenar sana baksın. Yani katladığın kısım Tamam, piramit gibi sana dursun bak. yani. Ha? Piramit gibi dursun bir Evet, miktar. tam piramit gibi dursun. Tamam. Şimdi sağ alttaki köşeyi aldık. Evet. Sol kenara bir yere daha çok yukarı yakın ama Ha tamam, üç tane üçgen oldu şimdi. evet. Anladım. Bu katladığım kısmın üst kenarıyla bana bakan az önceki kenar paralel olsun mümkün olduğunca. Çok şart değil ama paralel olsa daha iyi olur. Anladım. Uf, böyle yapmak çok zor. Bir de ha şöyle mi diye soramıyorsun ya, gösterip ya da Evet, elletip. ben onu kontrol edemiyoruz. O yüzden sürekli kelimelere başvurmamız gerekecek. Ama bu O... yüzden de belki bir dil geliştirebileceğiz. Bence oldu benimki. Yani üç tane üçgenim oldu. Evet, Tamam, oldu. teşekkür ederim. Şimdi aynısını origami genelde şey sever, simetri sever. Aynı işlemi sol alttaki köşeyi alıp sağ üstteki şeyin üstüne bindirecek şekilde aslında. Az önce katladığımız şeyle üst üste gelecek şekilde kat iziyle karşıya bakan kenarıyla üst üste gelecek şekilde katladım. Böylece beşgen mi olacak yoksa? Beşgen olacak. Tamam. Evet, beşgen olacak. Tuhaf bir beşgen hatta. Evet, alt kenarı daha kısa olan sağdaki, soldaki, sağ alt ve sol alttaki kenarları daha uzun. Sanırım anlamamışım yani. Şeyi anlamamışım. Simetrik yapmak için çalışmam gerekmiyor. İki kolunu birbirinin bir omuzlarına, ters omuzlarına koymuş gibi iki elini. Ters omuzlarına koymuş gibi bir şey yapıyoruz. Ne bu ceketin adı? Kırmızı ceket gibi. İki geliyor karşıma. Ama ters duruyor şu anda. Yakası Evet. aşağıda. Evet. Panço giyip de kollarını katlamış gibi düşün. Evet. Ben böyle yapınca bir dörtgen oldu. Ben herhalde bir şeyi yanlış anladım. Az önce katladığın yerin tam üzerine katlıyorsun. Sol alt köşeyi alıyorum. Ha, şuraya mı katladın? Yok, o zaman ben... Bence az önce katladığım yeri baştan yanlış yaptım. Sağ taraftaki köşe tepe noktasına gelmiş Ha, bende sanki. hayır, tepe noktasına Öyle. gelmeyecek. Tepe Ortanın biraz üstüne. noktası, ortanın biraz, yani sen şu an tepe noktasındasın. Tepe noktasından sola doğru biraz aşağı gelecek. Bir şey sorabilir miyim? Vallahi ben Öğretmenim. pes ettim abi. Hiç Öğretmenim. anlamamışım ben ya. Ben bir yöntemle anlatmayı deneyebilir miyim? Lütfen. Şimdi bu en başta üçgen katladık ya. Yani karemizi üçgen yaptık. Kestik ya. Hı falan gelmedi. Tamam, onu bekliyordum. Üçgenin sivri Ben ucunu, Elif'in dediğinin tersine diyeceğim, tamam mı? Üçgenin sivri ucu size baksın. Bir bebek kundakladığınızı düşünün. Nasıl ki kunda şöyle bir soldan alır bebeğin üstünden sağa aşağı doğru attırırsın. Sonra bir de sağ üstteki köşeyi alır çaprazlarsın. Onun gibi bir şey yapacağız ve beşgen çıkacak ortaya. Tabii ortada bebek falan yok. tamam. O zaman Peki şunu sorabilir miyim? Bir tabii. dakika Elifciğim, yeni bir şeye girmeden önce. Şimdi ben bunu katladım. Elimde bir beşgenim var ama mesela sağdan sola götürdüğüm uçla soldan sağa götürdüğüm uç böyle tam sıfır üst üste gelmedi. Benim Benimkisi görüntüm. hemen hemen geldi gibi. Tam sıfır üst İkisi üste de kupa oldu. gelmesine dikkat edelim. O şekilde katlayalım. Hocam baştan Anladım. söylesene ya. Tam sıfır üst üste gelsin.
Tamam, oldu. Bayağı bir kese kağıdı oldu bu. Sadece üst kenarları üst üste. Altta böyle yine şey Anladım, anladım. yakası gibi bir şey parmağımıza sokabileceğimiz bir üçgen şey olsun. Valla ben dört parmağımı sokuyorum oraya ama. Dört Evet, parmağımız. ben de. Evet. Benimki de. Elif'in anlattığı örneğe gelecek olursak kağıdımızı ters çevirdik. Üçgenin yani artık uzun kenar karşıya bakıyor. Üçgenin sivri ucu bana bakıyor. Açılabilen iki kat üst üste olan kısmı bana bakıyor. Ve buraya bir tane bebek yerleştirdim. Ayakları üç hayali bir bebek yerleştirdim. Tamam. Ayakları bu üçgen ne tesadüf ki bebeğim aynı boydaymış bu şeyle. Bu üçgenin sivri ucundan kenarına olan şeyle hipotenüsüyle aynı boydaymış bebeğim. Ayakları şeyde üçgenin sivri ucunda başı da karşıdaki uzun kenarın tam ortasında. Bu bebeğin Tamam. üzerine kundak yapacağım ya. Hı. Sağ kenardaki sağ karşı köşeyi aldım. Bebeğimin üstünden attırdım ve bebeğimin aşağı yukarı poposu hizasında kenara katladım. Karşı kenara, sağ köşeyi soldaki kenara bebeğimin aşağı yukarı poposu hizasına getirdim. Tabii origami şeyi seviyordu. Bir de kundaklamak istiyordum. Bir tarafı açık kalmasın. Bebeğimin yine sol taraftaki köşesini aldım kundağımın. Bebeğim bu sefer sağ poposunun aşağı yukarı olduğu yere kenara getirdim. Bu sefer daha kolay işim. Çünkü az önce bir parçayı katlamıştım. Bu parça kadar katlayacağım. Yani bu parçanın alt kenarları üst üste gelmiş olacak. Ve üstten de bebeğimin kafasının görünebileceği küçük bir üçgen parçam kalacak. O da Ayakları da kapak olmuş olacak sanki, değil mi? orası kapak olmayacak. Ben anlamadım şimdi. Elimizde evet bir beşgenimiz var. Değil mi? Seninki doğru bence aynı şeyi Evet, anlattı Elif baştan. doğru. Ha Evet. tamam. Ha Seninki doğru. tamam. Ben bırakmış olanlar için tekrar bir alıntı Ha, tamam, yapayım. pardon, affedersin. Şimdi beşgeni yapabildim sanırım. Sağda solda iki farklı üçgen var. Altta Evet. bir üçgen var. Tepede de bir tane kocaman üçgen oldu. Bunların hepsinin birleşimi bir beşgen görünümü oldu. Evet. Tamam. Böyleydi. Ve tepedeki üçgen aslında şu anda iki sayfa. Evet. Evet. Tepedeki Değil mi? üçgen ayrılıyor. Şimdi bu Aynen öyle. sayfanın üstteki yaprağını Hı. aldım. Geri doğru katladım. Gidebildiği yere kadar. Yani nereye kadar? Az önce katladığım üçgenlerin kundak Evet. parçalarının üstüne katlıyorum. Daha geri gitmiyor zaten. Tamam. Evet. Katladım. Diğer Yapıldı hocam. parçayı elime kaldır, elime aldım şeyimi, modelimi. Evet. Diğer kapağı da tam tersi yönde gidebildiği yere kadar yine aynı hizada katladım. Evet. Yani böyle Evet. zarfın kapağını ters kapatmışsın gibi. Evet. Ve kase gibi bir şey oldu. Ya da külah, ya da Şimdi şapka. evet ya da bardak. Şimdi elimde içi olan bir şeyim oldu. Evet. Evet, çok güzel Bunu oldu. çok büyük bir üçgenle yapsaydım bunu kafama geçirebilirdim. Örneğin bir gazete kağıdından yapsaydım, sıcak bir yaz gününde kafama gazete kağıdından bir şapka yapmış olabilirdim. Evet. Aa, çok güzel oldu. Şeylere benziyor. Bunun kenarlarına şöyle biraz da kaldırabilsen, Vikinglerin şapkasına benziyor. Kaldırabilirsin. Evet, çekirdek Vikinglerin çitleyenler şapkası. çöp de mi Eğer koyabilir? istersen şimdi aç içine elimi soktum. Ama iki Evet. tane tatlı köşe var. Yani bir Evet. şey var. O köşeleri ağız ağza getiriyorum yavaş yavaş. Evet. Evet. Tam karşı hizaya. Tam altı da böyle düz bir şey oldu. Ne onun adı? Sivri. İçinden değil de dışından elliyorum. Sivri bir şey oldu. Omurga oldu. Şey, geminin omurgası gibi bir şey oldu. Evet. Bu omurganın tam ortasına iki uzunluğunun tam ortasına parmağımı azıcık bastırırsam Dışarıdan mı? dışarıdan içeri doğru azıcık bastırırsam Evet. ve karşılıklı o iki omurganın iki köşesini birbirine iyice yaklaştırırsam Evet. böyle şey mi olacak? İçine doğru bükülen Evet, bir kişi. evet içine doğru bükülecek. Kendi formunu aldı şu anda. Daha açık bir şeyim oldu.
Çok güzel oldu bu. Az önce elimi içine sokmak için şey harcıyordum, emek harcıyordum. Şimdi kendiliğinden açık oldu. O aşağıdan biraz bastırdığım zaman. Bastırıp iki ucunu birbirine yaklaştırdığım zaman. Çok güzel oldu Böyle bir bardağımız oldu. Bu şekliyle bardak. Az önceki şekliyle, ortasından bastırmadığım şekliyle de bir şapka olmuş oldu. bu. Gazete kağıdından kankalar yapardı önceden şapka. Evet, ben hatırlıyorum, yaparlardı. Peki bu bardak böyle düzgün durmuyor ama, değil mi böyle? Evet, Buradayım. durması için. Altın sivri yani, değil mi? Sivri kaldı Evet, bendeki. altı sivri kaldı. Durması için yapabileceğimiz şey ne biliyor musunuz? Ne? Sivrileri birbirine doğru, birbirinin üstüne doğru bastırırım. İçeriden de parmağımla bir şey oluştururum. Ya birbirinin Evet. üstüne geçiririm aslında. Yani bu sivri köşeyi. Evet, bir nevi evet durabilir öyle. İçinden de bastırırsam altın. Ben nasıl yaptım bunu ya? Yapmışım bunu. Nasıl oldu? Ben Hayır. hiçbir şey anlamadım. Bence sen yapamadığını sanıyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bir daha yapamam herhalde bunu ama nasıl olduğunu da anlamadım. Origami Nereden dersek bunu bir 10 kere tekrar. Origami en akılda tutulur hale getiren şey bir tekrarlamak, ikincisi başkasına öğretmek. Mesela bunu geri bozarak da şey yapabilirsiniz. Ne yapmıştım? Bu çünkü basit bir model. Bazı modelleri bozarken neresi neydi bilemeyiz ama geri bozarak en son nereyi katlamışım, sonra nereyi katlamışım, yani bir önce nereyi katlamışım diye o izini sürme şansımız olabilir. Ben başta yanlış anlamışım. O kare üçgen kesmeyi yanlış anlamışım. Çok basit bir şeymiş aslında. Onu yanlış anladığıma da hayret ettim. Sonra umudumu kesmiştim. Yok dedim, yine de pes etmeyle, pes etmeyle. Ondan sonra bir baktım yapmışım ve şaşkınlık Ne güzel içerisindeyim. işte. Şimdi ben şeyi anlamadım. Şimdi ben bunu geçtim. Bu şey, sen bu küçük parçadan yıldızı nasıl yapıyorsun? Bir de bak, benim sıkıntım ne biliyor musun? O şunu fark ettim. Mesela senin söylediğin şeyi başta anlıyorum. Sonra anladığıma kendime güvenemiyorum. İşte Ondan sonra işi aynen. karıştırıyorum. Ben Ya anladım sen de onu. bu kadar basit Yaptığının olamaz diyorum, doğruluğundan tamam emin mı? olamıyorsun. Evet, ve Gerçi böyle bu kadar basit aslında. En azından bizim yapacağımız pek çok şey bu kadar basit. O yüzden bu kadar basit olamaz diye düşünmeyelim. Hatta bir dahaki oturumları lütfen gelin. olayı Gelin çok karmaşıklaştırdım ben ya, ama çok şaşırdım şu an. Şu ana Elif. kadar şaşkınım ki. Ben şöyle bir şey olsa sanki daha kolay anlarım gibi düşünüyorum. Paylaşayım. Siz ne dersiniz? Bu adımlara mümkünse numara versen mesela adım bir. Şimdi sen tekrar ediyorsun ya yapamayanlar yetişsin diye. Ben bazen zannediyorum ki yeni bir şey Ha, yapacağız. tamam, evet. Ben demin öyle zannettim Tamam. mesela. Doğru söylüyorsun. Ben şu an küçük o parçadan bir tane daha kare yırttım ve yapıyorum, bakın kendim Ha, tekrar evet, ediyorum. çok akıllıca. Minyatür. Şu anda kare çıkarmayı biliyoruz. Evet. Bundan sonraki şeyde de oturumda da galiba kareden bir şeyler yapacak. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam. Evet, öyle bir şeyler yapacaktır. Hocam karemizle hazır gelelim. Evet, kare bildiğiniz için karenize hazır gelebilirsiniz. Eğer isterseniz çoğu kırtasiyede ya böyle baskı filan yapan kırtasiyelerde kesme aletleri var. Büyük makineleri var yani. Oralarda kendi kağıtlarınızı alıp kestirme şansınız var. Ben kestiriyorum ama ay aklıma geldikçe sinirim bozuluyor. Bir tane çocuk kağıtlarımın yarısını iç etti. Çok kızgınım kendisine buradan. Selam ve Bir sevgilerimi şey söyleyeceğim. iletiyorum. Mesela şey, bir şeyi anlatıyorsun yani, başka bir deyişle diyerek o farklı anlatacağın şeyi de şey yapabilirsin. Evet, teşekkür Yani ederim bu düzeltme için, ekleme için. çünkü ben o şeyi ilginç bir şekilde farklı şeyi üst üste zannettim ve onun için anlamadığımı fark et. Yani şey zannettim, pardon.
Doğru, haklısın. Bundan sonrası için bu gerçekten Sakinliği güzel yapıyorum bir artık. eğitim oldu. Son bir Sağ şey sorabilirim mi? olun. Pardon Nurşen'cim. Şimdi bu bardağımızı yaptık ya. Evet. Yukarıdan açtık. Alt kısmın ortasından bir oyuk vermeyi söyledin ya. Şimdi bunu ortasına bastırdığımız zaman sağ ve soldaki iki üçgeni mi söylüyorsun? Yoksa ön ve arka olarak nitelendireyim, sağ ve sol değil de ön ve arkaya böyle bir şey kavis verdirip daha böyle şey olmasını mı kastediyorsun? Alttaki üçgenleri kastediyorum. Alttaki üçgenler, Hı. elimden fırladı. Alttaki üçgenleri tam ortasından bastırdığım zaman iki Hı tane üçgen hı. oluşuyor. Aşağı altı Ha sivrileşiyor. tamam. Bunları Hı. usulüce birbirine yaklaştırıyorum. Ağız ağza getiriyorum. Tamam. Yaklaştırdım. Bu sefer Tamam. üstü kendi biçimini aldı. Yani açıldı. Ha anladım. Sonra bir şekil Tamam. daha verdim. Bunu da burada keşfettim. Daha önce yapmamıştım. Şimdi normalde biz bunu ağız ağza birleştiriyoruz. Ağız ağza birleştirdiği zaman dik durmuyor ama bu. Çünkü Hı, bu evet. bir sivri oldu bunun. Hı. Bunu yapmak yerine ortadan parmağımı soktum içeri doğru şey yaptım. Girinti yapmasını sağladım. Evet. Karşılıklı birbirine ağız ağza gelmesi gereken iki sivriyi de şeyin aşağıdan içeri doğru katladım. Yani Tamam, ben de öyle yaptım az önce bilmeden. Hı. diğerini de aynı şekilde onun üstüne getirdim. Karşılıklı Hı. üst üste geldiler ve köşeler verdim buna. Böyle altı dikdörtgen bir şekil aldı. Tamam. Ve şu anda böyle yapınca altı düz kendi kendine durabilen bir şey oldu. Ben çok düzgün yapamadım sanırım. Biraz da Çok küçük şey, şeyde deniyorum. alt kemer daha dar olduğu için şu anda her koşulda dar. O yüzden Hı. net durmuyor. Ama içine bir şey koysam, mesela şuradan bakayım koyabileceğim bir şey var mı? O küçük boyutlu bir şey. Şu var. Bu da gerçek küçük bir şey gibi. Ben şu an Benimki şu an çok zavallı görünüyor ama çok tatlı. şey koydum içine gerçi. Şu anda duruyor. Evet. Şöyle bilgisayarım acık aşağı eğersen muhtemelen gözükür. Hatta hafif sallanabilen bir şeyim oldu. Kayıt gibi. Tebrikler, en azından buradaki ilk origami modelimiz oldu. Başka Evet. katlamalar bilenleriniz vardır eminim. Bir oturumda da hepimiz birbirimize Yelpaze. Yelpaze, gemi, bildiğim kare gemi. hepimiz Su, birbirimize uçak, külfür. bildiğimiz modelleri Uçak, uçak yap. aktaracağız. Bak, patlak. Ya çok eğlenceliydi ama ya. Gerçekten eğlendim. Evet. Hayır, adrenalin eğlendirdi beni. Hayır, Onu bir mu de yapıyorum, şey, yanlış mı senin yapıyorum? halin çok komik, böyle şaşkın, şaşkaloz, anlamamış gibi duran. Sağ ol be. Olalım mı? O zaman burada sonlandıralım mı? Evet. Yerde Evet. sonlandıralım en azından isterseniz. Evet. Hatta benim Bitirecek çocuk misin uyutmam gerekiyor. Elif? Efendim? Efendim? Hani son konuşma yapacak mısın işte dersiniz bizim Haftaya için? görüşürüz. Haftaya kare kağıtlarınızı alın gelin. Evet. Kayıttan Yoksa da yapın gelin, değil mi? dinlemiş olanlar da bu kadar sabredebilmişlerse hepiniz kağıtları alıp kapıp gelin. Bir sonraki derste şey yapın, kare kayıtlarınızla dinleyin falan. Evet, kere kalıtlarınızı. Kare. Hoşçakalın. Ay yapamadım. Gizem sen olmaz mısın? Benim cevabım kapalı.